Selamünaleyküm sayın arkadaşlarım. Hepinizi en içten sevgi, saygı ve hürmetle kucaklıyorum. Hepinizi São Paulo'dan selamlar gönderiyorum, kucak dolusu. Allame ile sohbete hoş geldiniz. Sevgili kardeşlerim, yarın inşallah size São Paulo'nun önemli milli parklarından birinden bir video kaydı yapmaya çalışacağız ama yardımcımla beraber otelde muhabbet ederken, konuşurken konular güme gidiyor ve bu konuştuğumuz şeyleri kayıt altına almayınca, tekrar da olmayınca bunlar uçup gidiyor diye bir üzüntü belirtmiştim. O da hemen bir kayıt yapalım dedi ve bu kaydı bu maksatla yapıyoruz. Aziz kardeşlerim, tabii şimdi KUKA ile ilgilenen ve KUKA ile yatıp kalkan temel işi tespih olan bir insanın tespih piyasasında kullanılmayan bir malzeme olan jacaranda ile, jacaranda da nigra ile bu kadar içli dışlı olması ve size bunu anlatmaya çalışmasını belki bazılarınız anlamakta zorlanıyorsunuzdur. Ben de bu maksatla zaten kümülatif bir video çekmek için kafamda hazırlık yapıyordum. Bu maksatla da iyi bir, büyük bir milli parkta yayın yapmanın çok daha düzgün olacağını düşünüyordum. Ama replikleri kendi kendime konuşurken ya da konu başlıklarını kendi kendime ayarlarken ve olmadık bir başka bir ağacın mevzusundan konu bambaşka bir yere gelince bu konuyu hemen işleyelim dedik. Şimdi sevgili kardeşlerim, yaklaşık 1490'lı yıllarda Amerika kıtası keşfediliyor. Amerika kıtası keşfedildiği zaman anlayın ki Amerika kıtasını keşfedecek kadar gücü var Avrupalıların. Özellikle İspanyol ve Portekizlilerin büyük bir iştiyakla yepyeni zenginliklere ulaşmak için büyük bir kabarmış iştahları vardı. Ve tesadüf eseri geldiler, Amerika'yı buldular. Amerika'yı buldukları, keşfettikleri yer bugünkü Karayip açıkları. Karayip'e indiler ve Karayip'te ilk buldukları şey tabii ki Jacaranda'da Nigra değildi. Altını buldular, çok büyük zenginliklere ulaştılar. Büyük değerleri, büyük varlıkları oradan söküp aldılar. Ama bunları alırken yanlarında da her Avrupa'ya giden bir posta gemisiyle beraber yepyeni buldukları şeyleri de beraberinde gönderdiler. İşte bunlardan bir tanesi de Jacaranda'da Nigra değil, bir kokoboloydu. Kokobolo ağacı Karayip bölgesine ait bir ağaç ama o da aynı şekilde Dalbergia familyasından bir ağaç. Ve tabii oradan Avrupa'ya gelen malzemelerden bir tanesi de KUKA'ydı. Ve KUKA Avrupa'da hiçbir anlam ifade etmedi. Çünkü her insan dünyayı kendi gözleriyle görür, kendi gözleriyle algılar. Herkesin ihtiyaçları, arzuları, beklentileri kendisine göredir ve kendisine göre değişir. Bizim bugün KUKA'dan tespih yaptığımız malzemeden tespih yapmak bir Avrupalı'nın, bir İngiliz'in, bir İspanyol'un hiçbir şekilde aklına gelmeyecek bir şey. Ta ki bize gelinceye kadar en az 200 yıl geçti, 200 sene geçti ve tesadüfle öğrendik. Ama bu kıtaya gelen bu insanlar tabii kıtanın tamamını sömürdüler ve bu kıtanın tamamını sömürürlerken aşağıya doğru, yani güneye doğru indiler. Bugün işte benim üzerinde bulunduğum bu Plato şehir São Paulo'da denizden yaklaşık 800-900 metre yükseklikte olduğunu bu kadar gelir giderim ben de ilk defa öğrendim. Bu kadar yükseklikte bir yerde bu dünyanın en güzel, en nadide ağaçlarından, en dekoratif ağaçlarından biri olan Jacaranda'da Nigra ile karşılaştılar. Şafakları attı, şaşırdılar. Ne yapacaklarını, nasıl bir anlam yükleyeceklerini bilemediler ama onun acilen Avrupa'ya gitmesini çok büyük bir iştahla, iştiyakla arzu ettiler ve onu Avrupa'ya gönderdiler. Avrupa'da bu malzemeyle karşılaşan insanlar ne olur bundan diye düşünecekler, değil mi? Yani zaten Avrupa'da bir ağaç var ama Avrupa'daki ağaçlar belli ağaçlar ve onların dekoratif özellikleri de belli. O dekoratif özelliklerinden yapabilecekleri şeyler de belliydi ve yapıyorlardı.
Ama yepyeni şeylere iştiyak duydukları için, arzu ettikleri için kendilerine yeni bir kapı açılmıştı. Bu açılan kapıyla beraber bu malzemeyi, yani Jacaranda da Nigra'yı bir başka şekilde değerlendirmek arzusuna kapıldılar. Sevgili kardeşlerim, şuna inanın, o çağda, yani 1600-1500'lü yıllarda ve 1600'lü yıllarda bu malzemelerle ilgili neler yapılabileceği hakkında kendilerini geliştirirken 1700'lü yıllarda çok büyük bir sanat patlaması meydana geldi. Bunlar, bu malzemelerle marküteri alanı genişledi. Marküteride harikulade renklerden ve harikulade desenleri olan bu tür ağaçlardan muhteşem sanat eserleri meydana geldi. Bugün sizin ev mobilyaları olarak bildiğiniz ama benim çocukluğumda çok fazlasını gördüğüm birçok salon mobilyaları, birçok yatak odası mobilyaları o dönemde işte bu ağaçlarla yapılıyordu, bu kıymetli ağaçlarla yapılıyordu. Bunları kendi gözlerimle Dolmabahçe Sarayı'nda da görmüştüm. Bundan 12 sene önce var olan mobilyaların üzerindeki ağaçların isimleri hakkında tereddüte düştüklerinde benden yardım istemişler, destek istemişlerdi ve gittiğimde çok enteresan ağaçlarla karşılaşmıştım. Bir büyük çoğunluğunun Jatova, Angelin gibi ağaçların olduğu sarayda bizim yeryüzünün en kıymetli ağaçlarından birisi olarak değerlendirdiğimiz, bu kıtanın en kıymetli ağacı, en dekoratif ağacı olan Jacaranda da Nigra maalesef yer ahşabı olarak kullanılmıştı. Yer ahşabı olarak değerlendirme zekasına sahip bizim atalarımız. Neden? Çünkü ihtiyaç ona göre. O ihtiyaçla yapmışlar. Tabii ki Jacaranda'nın öteki versiyonları çok değişik mobilyalarla Fransa'dan, Belçika'dan Türkiye'ye, İstanbul'a gelmiş. Onları gördük, tespit ettik. Dolmabahçe Sarayı'nda bunların harikulade örneklerini görebilirsiniz. Gidip gezerseniz çok nefis, harika şeylerle karşılaşacağınızı size söyleyebilirim. Hadi şimdi sohbetimize Milli Park'ta devam edelim. Evet, kıymetli kardeşlerim, São Paulo Milli Parklarından bize en yakın olanına geldik, ulaştık. Şu anda bu yemyeşil koruluğun içerisindeyiz. Muhteşem bir görüntü. Güneş ancak aradan hüzmeler yaparak ulaşabiliyor. Devasa ağaçlar var, 20-25-30 metrelere ulaşıyor. Ve gözüme jakarandalardan önce bir baklagiller ailesine mensup, onlardan birisi olan ve benim ilk Brezilya'da kestiğim ağaçlardan birisi denk geldi. Bu gördüğünüz gibi Folioju Ahuda. Folio de Ahuda. Mükemmel bir deseni, mükemmel bir rengi olan bir ağaç. Türkiye'de birçok insan bu ağaç jakaranda mıdır değil midir anlayamaz. Bilemez ama benim gibi ağacı tanıyanlar, ağaçla alışverişi olan insanlar bunu bilebilir. Gördüğünüz gibi bu ağaçta mükemmel bir sağlığa sahip, herhalde 100 yaşlarında bir ağaçtır. Ve ortamın sağlıklı olduğunun belirtidir de gördüğünüz gibi bu sarkaçlardır. Bu sarkaçlar da bu ortamın oksijen olarak çok verimli, çok temiz olduğunu bize gösteriyor. Umarım böyle kalmaya devam eder.
Sevgili arkadaşlar, ve geldik bir jakarandanın önüne. Arkamda bulunan bu ağaç 100 yaşını aşkın, bilemeyeceğim belki 200 yaşındadır. İki kişinin ancak birbiriyle ellerini birleştirmesi halinde kavuşturabilecekleri büyüklükte. Uzunluğu da herhalde neresinden bakarsanız bakın 25 metre civarında. En az ölçerek söylemiyorum bunu, tahmini söylüyorum. Devasa bir şey. Çok güvenli bir yerde. Çok daha uzun ömürler yaşar umarım. Sevgili arkadaşlar, Porto Seguro'da yola başladık ve São Paulo'ya geldik. Deniz kenarından varsayın ki buraya doğru gene Atlas Okyanusu üzerinde geliyoruz. Sol tarafımız Atlas Okyanusu ve biz buraya gelirken bir düzlem düşünün. 1600 kilometre mesafe kat ettik ve geldiğimiz nokta Porto Seguro'ya göre yaklaşık 900 metre civarında bir yüksekliğe ulaştık. Bulunduğumuz yerde etrafımız São Paulo'nun içme suyunu karşılayacak 9 tane küçük barajlarla çevrili ve bu bölgede böyle milli parklar var. Dolayısıyla biz buraya şehirde bulunduğumuz yerden de herhalde neresinden bakarsanız bakın birkaç yüz metre de yukarıya çıktık. Bu da yaklaşık 1000 metre civarında bir yüksekliği ifade ediyor. Biz Porto Seguro'dan bu tarafa doğru gelirken Minas Gerais'te Itapiranga şehrinde kavuyunaları çok yoğun olarak görmüştük. Yol güzergahı üzerinde arabayı bir kenara çekerek sizlere orada bir çekim yapma imkanını bulamadık. Kavuyunalar bazı yerlerde öyle bir hal almıştı ki yolun her iki tarafından yolun ortasına doğru bir yuvarlak kat etmişler ve bir taf gibi düşünün. Biz o tafların arasından geçtik. Binlerce, on binlerce kavuyunaları gördük. Bunların kimisi çalı çırpı gibiydi, kimisi de devasa ağaçlardı. Çekim yapmak çok istedim ama belli bir mesafeye geldikten sonra çekim imkanını kaçırdık sevgili kardeşlerim. O taraftan bu tarafa doğru gelirken ve niteliksel olarak yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıya doğru çıktıkça, rakım yükseldikçe ağacın hüviyeti de değişti, niteliği de değişti. Size şöyle anlatayım. Bu ağacın bulunduğu yerde sürekli bir yağışa ihtiyaç var. Bulunduğumuz yer, ben şu anda üstümdeki montu çıkardım ama hala bir serinlik yaşıyor. Burası Brezilya'nın güney kısmı. Daha da aşağı indiğinizde daha da yoğun kış var. Yani bu ağacın bulunabilmesi için yaşayabileceği ortamda kış gerekli. Daha da önemlisi yağışın sürekli olarak 8 ay sürebilmesi gerekli. Yani şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Endemik bir ağaç, endemik bir bitki. Yerine özel, yani kendi şahsına münhasır burada, bu bölgede yaşaması ve bu bölgede gelişmesi ve büyümesi gereken bir ağaç. Bunu alsanız, buradan bir fidesini götürseniz, mesela Mersin'de 800 metre, 900 metre yüksekte bu ağacı yetiştiremezsiniz. İki sebepten yetiştiremezsiniz. Birisi buradaki gibi 8 ay sürekli yukarıdan aptal ıslatan şeklinde bir yağmuru alamayacağı için mümkün değil. İkincisi buranın toprağı çok farklı. Bir bakıyorsunuz bir yerde kırmızı, bir yerde kahverengi, bir yerde kiremit rengi, bir yerde beyaz, bir yerde siyah. Böylesine değişkenlik gösteren bir toprak yapısı söz konusu olunca ağaç da yerden çektiği suyla beraber topraktan aldığı mineralleri yukarıya taşıyor ve yukarıya taşırken dallarını ve yapraklarını ve meyvasını beslemek için suyu yukarıya taşıdığı esnada sudan aldığı verileri de ağacın gövdesine veriyor ve bu gövdenin de renkleri çok farklı olabiliyor. Bu zenginliği başka bir yerde yakalaması bu ağacın mümkün değil. Dünyanın birçok yerinde Dalbergia cinsi ağaçlar var. Bu ağaçlar eğer ben gitme şansına yaşarken tekrar sahip olursam oralardan da sizlere videolar çekip bunları göstereceğim. Mesela bugün Türkiye'de adına
kahverengi pelesenk diye bildiğimiz kahverengi pelesenk Hindistan'dan gelmektedir. Bir Hint dalberciyasıdır. Orada da aynı ağaç bu baklagillerdendir. Sevgili kardeşlerim, bir de dikkatinizi çekmek istediğim, size vermek istediğim önemli bilgilerden bir tanesi de bu ağacın bir baklagillerden, baklagiller ailesine mensup olması, yani Fabaceae ailesinden bir ağaç. Ama bu ağaç aynı zamanda dalberjiye olarak kabul edilmiş. Yani iki taraflı geçişi olan bir ağaçtan bahsediyoruz ve Meksika'dan aşağıya doğru. Gördüğümüz bütün dalberjiyalar aynı şekildedir. Hepsi baklagillerdendir. Bakla diye anlayacağınız sizin aklınızdaki bütün baklagiller aynı familyaya mensupturlar sevgili kardeşlerim. Dolayısıyla bu ağacın özelliğini de beraberinde ifade ediyor. Tabii buraya İspanyollar ve Portekizliler gelip de bu ağaçların muhteşem görüntüleriyle karşılaşınca bunları talan etmişler. Burada ve Rio de Janeiro'da bu ağacın kesimi yasak. Son derece katı kurallarla bu ağaç ve çevresi korunuyor. Bulunduğu orman tamamen koruma altında. Yanında beraber yaşadığı hiçbir şeyi elleyemiyorsunuz, kesemiyorsunuz. Onlarla beraber buralarda barınmaları arzu ediliyor. Tabii yok etmişler bu bitkileri ve yaklaşık 70 yıldır tekrar bu bitkiler koruma altında. Özellikle 1970'ten sonra çok katı kurallar getirilmiş ve CITES belgesine tabi tutulmuş. Ağacı kesmeniz mümkün değil. Bence de kesilmesin. Ağaca yıldırım düştüğü anda yerde kaldığı parçalarını bile ellemeniz mümkün değil. Yerinden kaldırmanız mümkün değil. Ancak devlet kaldıracak ve devlet tasnif edecek. Değerlendirmesini devlet yapacak. Sevgili kardeşlerim, beraberinde eklemek istediğim bazı şeyler var. Demiştim ki bir çağı açıp bir çağı kapatan ağaçtır. Evet, aynen öyledir. Bu ağacın başka versiyonları Afrika'dan ve Hindistan'dan Avrupa'ya bu ağaç, yani Jacaranda da Nigra gelmeden önce gelmişti. Ama onlar da bu ağaçtaki renk ve desen alışımı olmadığı için aynı istenilen ve arzu edilen, daha da güzeli, daha da alül alası arzu edilen niteliklere bürünememişti üretilen malzemeler, üretilen nesneler. Bu ağaçla beraber marküteri alanında büyük bir çığır açıldı. Yaşı bugün 70 olan beni izleyen arkadaşlarımız olabilir. Yaşı 70 ve 70'in üstü olan birçok insan hatırlayacaktır. Bizim çocukluğumuzda eczanelerin dolapları da çok nadide işçiliklerle yapılmış marküteriydi. Onlarla beraber berberlerin dükkanlarının çevrelerindeki o dolaplar, etajerler ve aynaların etrafı da aynı şekilde bu ağaçlarla bezeniyordu. Siz bunu 1800'lü yıllardan itibaren Avrupa'yı değiştirdiğini, Avrupa'nın çehresini bambaşka bir hale getirdiğini düşünün. 1700'lü yıllarda piyanonun icadıyla beraber yepyeni bir renk getirmiştir. Renk, yepyeni bir ses tonu getirmiştir müzik dünyasına. Müzikte enstrümanlara can veren, sesi sizin kulağınızda muhteşem bir tılsım haline getiren şey ağaçtır. Sese can veren şey ağaçtır sevgili kardeşlerim. Eğer ağacın o letafeti olmasa o sesi alamazsınız. Bugün Türkiye'de çok muhteşem utlar yapılabilmekte. Neden? İşte bazıları bu ağaçlarla bezendiği için. Hint pelesenkleriyle ve Brezilya pelesenkleriyle, Brezilya ağaçlarıyla beslendiği için çok muhteşem sesler ihtiva etmektedir. Ve sevgili kardeşlerim, dünyamızı değiştirmiştir. Müzik dünyasında çığır açmıştır. Müzik dünyasında çok sesli ve muhteşem orkestrasyonların meydana gelmesini sağlamıştır. Bu ve bunun gibi ağaçlar. Ama bir numara vazgeçilmez olan Jacaranda da Nigra'dır.
Sevgili kardeşlerim, velhasılı kelam, jakaranda bu dalbergiyaların buradaki ticari adı. Yukarıdan aşağıya, bahiyeden aşağıya her tarafta görebilmeniz mümkün bu tür versiyonunu. Bahia Rosewood diye bildiğimiz şey de aynı. Jacaranda'da Supliciana dediğimiz Para eyaletinde bulunan da aynı. Brazilian Rosewood diye bilinen Amazon'da olan versiyonu da aynı. Bunun Bahia'nın kuzeyinde Piauí'nin Bahia ile kesiştiği yerde olduğunu söylediğim Kral Ağacı versiyonu da aynı şekilde Dalbergia. Bunlar dünyamızda aynı şekilde çepeçevre kuşatmış ağaçlar. Filipin'den buraya kadar her tarafta Dalbergia familyasından bu ağaçları görebilme imkanımız var. Bunların hepsi Fabaceae, hepsi bir baklagiller familyasından. Filipin'de de, Endonezya'da da kırmızısını da bulabilirsiniz, kahverengisini de bulabilirsiniz. Hatta çeşitli yerlerde onun bile siyahlarının olduğunu duyuyorum Endonezya'da. Ama çok fazla talan ediliyorlar. Sanırım orada gelecek bir 50 yıl içerisinde örneklerini bulma imkanımız olmayacak ama Brezilya'da çok iyi korunuyorlar, çok iyi muhafaza ediliyorlar ve geleceğe bir miras olarak kalması için olabildiğince özen ve itina gösteriliyor. Gördüğünüz gibi arkamdaki ağaç en az 100 yıl devirmiş, belki 200'lü yıllara ulaşmış devasa bir ağaç. Ama tabii örnekleri çok mahdut, çok sayılı. São Paulo'ya gelme gibi bir durumunuz olursa caddelerde, sokaklarda, refüjlerde, çeşitli efendime söyleyeyim parklarda, fundalıklarda bu ağaçların 10 civarında versiyonunu görme ihtimaliniz var. Ben gördüm. 60-70 yaşına kadar ulaşmış değişik jakarandaları görmek imkanı ihtimali var. Neticede dünyamızı çok güzel süslüyorlar. Neticede bunlardan yapılmış ürünlerle, bunlardan yapılmış enstrümanlarla, bunlardan yapılmış çok güzel insanların kullanacağı marküteri mobilyalarıyla hem sanatımızın gelişmesine katkıda bulunmuş, hem sanatımızı zenginleştirmiş, geliştirmiş, hem insanlık tarihinde sanat anlayışını bir noktadan almış başka bir noktaya getirmiş, gelmesine sebep olmuş insanların bunlar üzerinden çalışarak sanatı zenginleştirmesine, geliştirmesine faydası olmuş devasa ağaçlar. Sevgili kardeşlerim, jakaranda ile ilgili bu video burada sona erdi. Allame ile sohbet bitti. Kendinize iyi bakın. Seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yönetmenime de çok çok teşekkür ediyorum katkılarından ötürü. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.